Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler videosuyla daha karşınızdayım. Burada biliyorsunuz haftalardır uyguladığımız bir strateji var. Bu stratejinin nasıl yapıldığını şöyle kısaca bir hatırlatmak gerekirse Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Eksi -90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda Kademeli olarak toplamalarımızı yapıyoruz. Şuraya daha önce alım yaptığımız haftaların işaretlerini koyduk. Mesela EKGO hissesinde 3 defa daha önce alım yapmışız. X90 seviyesinin üzerinde kapanış yaptığı haftada eklemeyi bırakıyoruz. E sonrasında eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şu üstteki kırmızı çizginin. Bu seviyenin üzerine attıktan sonra uyumsuzluklar arıyoruz. Uyumsuzluklardan kastettiğim şu. Mesela 19 Aralık 2022 haftasından 20 Aralık 2022 haftasına geçerken, bakın fiyatın yükseldiğini görüyorsunuz. Fakat Williams indikatörümüz yönünü aşağı çevirdiğini görüyorsunuz. Böyle durumda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Bu durum kaç hafta gerçekleşirse her defasında elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Sonrasında şu eksi 10 seviyesinin üzerine çıkıp tekrardan altına düştükten sonra. Eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış geldiği haftada elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörünün ayarlarının nasıl yapıldığı ile alakalı daha önce bir video çekmiştim. Onun da kartını şuraya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada başlamadan önce anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak isterim ve ayrıca buradaki hisselerin hiçbirisinin mali tablolar analizini yapmadım arkadaşlar. Orta uzun vadeli alım düşündüğünüz hisseler için e, mutlaka bir mali tablolar analizi yapmanızı e, bilançolarını incelemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bu hisselerimizin son durumunun ne olduğuna bakmadan önce bugün itibariyle Kanalımızın katıl özelliği açılmış oldu arkadaşlar. E, göstermiş olduğunuz ilgi alakası için ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. E, bundan sonrası için de beğenilerinizi yorumlarınızı esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Ayrıca katıl grubuna üye olmak isteyen arkadaşlar ne gibi ek özelliklere erişecekler onu da şöyle kısaca anlatayım. Katıl grubuna özel kısa vadeli alım satımlar için gelen sinyalleri paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Ayrıca daha ayrıntılı eğitim videolarımız olacak. İsteyen arkadaşlar katıl özelliğiyle kanalımıza abone olabilirler. Ayrıca Yorumlarda istek olarak yazdığınız hisseleri görüyorum arkadaşlar. Bunların hepsini pazar günü yapacağım videoda ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ee, şimdi cazip hisseler ucuz hisseler stratejimize göre toplamış olduğumuz hisselerin son durumuna bakalım. Ardından listeye yeni eklenen 4 tane hisse var arkadaşlar. Onların da neler olduğuna bir bakalım. Evet, KKG hissesinde daha önce 3 defa alım yapmıştık arkadaşlar. Şu an itibariyle şöyle baktığımızda ilk alım yaptığımız noktadan %28'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet iyi. Şu anda e, bu hafta kapanışı itibariyle fiyatın yükseldiğini fakat Williams indikatörünün yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Bakın şöyle yakından baktığımızda daha net anlaşılıyor. Dolayısıyla e, EKGO hissesinde elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. E, Hektaş'a bakalım. Evet Hektaş'ta daha önce 6 defa toplama yaptık arkadaşlar. Bu hafta itibariyle X90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bir diğer hissemiz aksuye Aksiyo'da X90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce 3 defa alımımızı yaptık. E, bekliyoruz arkadaşlar. Pegasus hissesine geçiyorum. Pegasus sitesinde daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce e, nisan ayında eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra e, şöyle güzel bir yükseliş gelmiş. Yüzde bir yükseliş görmüşüz arkadaşlar. E, Garanti bankasına bakalım. E, Garanti bankasında da e, güzel bir karlık içerisindeyiz. Daha önce bir defa alım yaptık. Şöyle baktığımızda ee, %42'lik bir karlılık görüyoruz. Garanti Bankası hissesinde ee, herhangi bir eklem yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda burası e, Williams indikatörü 40 seviyesinin altında bir kapanış yaparsa e, elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle bir hatta bir yatay çizgi çekelim. Evet bu kırmızı çizginin altında bir kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız arkadaşlar. E, Ereğli hissesine bakalım. Ereğli hissesinde X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce bir defa alım yaptık e, şu anda bekliyoruz bakalım ne kadarlık bir karlık içerisindeyiz alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %10'luk bir karlık içerisindeyiz. E, daha önce 2023 yılı Mart ayında ve e, Nisan ayında X90 e, seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra e, şöyle baktığımızda %60'lık bir yükseliş görmüşüz Ereğli listesinde de. Tuval sayı sayısına bakalım. Daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda x 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Astor'a bakalım. Astor'da daha önce 4 defa ekleme yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine çıkmasını bekleyeceğiz. Ee, bakın daha önce 8 Mayıs haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle zirvesine baktığımızda yüzde 262'lik bir yükseliş görmüşüz. E, Turkcell'e geçelim. Turkcell'de de güzel bir karlık içerisindeyiz. Daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. E, şöyle baktığımızda e, %31'lik bir karlık içerisindeyiz Turkcell listesinde. Şu an herhangi bir uyumsuzluk yok. E, dolayısıyla elimizdekileri satmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. E, bakın Turkcell listesinde de daha önce Şubat ayında X 90 seviyesinin altında kapanış geldikten sonra ee, zirvesine baktığımızda yüzde 89'luk bir karlılık görmüşüz. İskenderun demir listesine geçiyorum. Daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda alım yaptığımız seviyede fiyatlar devam ediyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Ee, şu anda X90 seviyesinin de üzerindeyiz. Coca Cola listesine geçiyorum. Coca Cola da güzel bir karlılık içerisindeyiz. X10 seviyesinin üzerindeyiz. Şu an bakalım herhangi bir uyumsuzluğumuz yok. Ee, daha önce bir defa alım yaptık ve alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %57'lik bir karlılık içerisindeyiz gayet güzel. Ee, şu an herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz. Ee, daha önce Şubat ayında x90 seviyesinin altında bir kapanış yaptıktan sonra şöyle zirvelere doğru baktığımızda %200'den fazla bir yükseliş gerçekleşmiş arkadaşlar. Ee, Kozal'a bakalım. Kozal'da daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Kozal'da da Mayıs ayında eksi 90 seviyesinin altında birkaç kapanış yaptıktan sonra güzel bir yükseliş yakalamışız. Yüzde %90'lık bir yükseliş görmüşüz arkadaşlar. Türk Telekom hissesine bakalım. Türk Telekom hissesinde de daha önce 16 Ekim haftasında ekleme yaptık. Şu an herhangi bir ekleme yapmıyoruz. herhangi bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Ee, şu an alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %57'lik bir karlık içerisindeyiz. Gayet güzel. Anadolu Efes sitesine geçiyorum. Anadolu Efes sitesinde de daha önce 16 Ekim haftasında alım yaptık. Ee, alım yaptığımız seviyeden şu anda %41 karlık içerisindeyiz. Şu an herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bildiğimiz indikatöründe herhangi bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Eğer ki önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Evet, konsol matik listesine geçiyorum. Daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ee, burada da mesela Mayıs ayında daha önce x90 seviyesinin altında kapanışlar geldikten sonra e, güzel bir yükseliş gelmiş. %212'lik. Bir diğer hissemiz ag-hol. Burada da 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. E, şu anda x10 seviyesinin üzerine atmak üzere. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. İlk alım yaptığımız tarihten şu anki seviyeye %13.84'lük bir yükseliş içerisindeyiz. Mesela bu hissede de Şubat ayında X90 seviyesinin altında kapanışlar geldikten sonra şöyle %236'lık bir yükseliş yaşamışız. Ee, Alarko Holding'e geçiyorum. Daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Ee, burada da mesela Mayıs ayında X90 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz ve sonrasında %136'lık bir yükseliş yaşamışız. Bir diğer hissemiz Kale Seramik. Burada da daha önce 4 defa alım yapmışız. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Diğer hissemiz Ziraat Gayrimenkul. Burada da 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Sonrasında güzel bir yükseliş yaşadık. Şöyle baktığımızda %33'lük bir yükseliş gelmiş. Şu an bu hafta kapanış itibariyle Bakın fiyat yükselirken Williams indikatörünün yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bu hissede bir düşüş gelmesi durumunda ve eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış haftalık kapanış olması durumunda elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Ve TSKB hissesine geçiyorum. TSKB istesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz ve alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye %15.74'lük bir karlılık içerisindeyiz. E, Asuzu hissesine geçiyorum. Daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. E, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Asuzu hissesinde de Nisan ayında eksi -90 seviyesinin altında kapanışları bitirdikten sonra ee, şöyle baktığımızda yüzde 116'lık bir yükseliş görmüşüz. Gayet güzel. Ee, Kimpro'a bakalım. E, Kimtex polyurethane listesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde seyrettiğimiz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Yükselişin devamını bekliyoruz. Ee, Nisan ayında X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda yüzde 164'lük bir yükseliş görmüşüz. E, tekrar benzer bir yükselişi bekleriz arkadaşlar. Arçelik hissesine bakıyorum. Arçelik listesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Arçelik listesinde de yine aynı şekilde Mayıs aylarında X90 seviyesinin altında kapanışları gördükten sonra şöyle güzel bir yükselişin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Türk Traktör'e bakalım. Türk Traktör'de daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bir diğer hissemiz Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv'de de daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Yayla Gıda hissesine bakalım. Burada daha önce 7 defa alım yapmışız arkadaşlar. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Son 2 haftadır da güzel bir yükseliş var. Şu an bu 7 alımın ortalamasına baktığımızda karlı duruma geçmiş durumdayız zaten. Daha öncesinde de Mayıs ayında X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle %147'lik bir yükseliş görmüşüz ise de benzer bir yükseliş bekleriz. SDT Uzay Sanayi hissesine bakalım. 5 alım yapmışız arkadaşlar daha önce. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Burada da ortalamalarımıza baktığımızda şu anda karlılık içerisindeyiz. 2 Mayıs haftasında daha önce X90 seviyesinin altında kapanışı yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş yaşamışız. %511'lik. Bir diğer hissemiz Euro Power Enerji. Burada da daha önce 5 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. E, CW Enerji hissesinde de daha önce 5 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şurada düşürdüğümüz ortalamalar sayesinde şu anda bu hissede karlı durumdayız. Smart Güneş Enerjisi hissesinde bakalım. Daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Burada da ortalama maliyetlerimize baktığımızda şu anda karlı durumdayız arkadaşlar. Mayıs ayında mesela daha önce X90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra %214'lük bir yükseliş yaşamışız. GESAN hissesine geçiyorum. Burada da daha önce... 6 defa alım yaptık şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz burada daha önce mayıs ayında x90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %130'luk bir yükseliş yaşamışız EYS Eczacıbaşı hissesine geçiyorum. Burada daha önce 3 defa alım yaptık, şu anda X90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz, herhangi bir sıkıntı yok. Ekleme de yapmıyoruz. Evet, Sarkoysan hissesine geçiyorum. Burada daha önce 4 defa alım yaptık, şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. E, alfasa bakalım. Burada daha önce 5 defa alım yaptık, şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Burada da düşürdüğümüz maliyetler sayesinde şu anda karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Mesela daha önce Şubat ayında X90 seviyesinin altında kapanışları bitirdikten sonra %646'lık bir yükseliş yaşamışız arkadaşlar. Benzer bir yükselişi tekrardan bekleriz. Selçuk Ejda Deposu hissesine baktığımızda, Burada daha önce 13 Kasım haftasında alımımızı yaptık ve akabinde bir daha x -90 seviyesinin altına düşmediği için herhangi bir reklam yapmadık arkadaşlar. Şu anda %19'luk bir karlılık içerisindeyiz. baktığımızda uyumsuzluk görüyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatın yükseldiğini, Williams indikatörünün yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Çimse hissesine geçiyorum. Çimse hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Çimse hissesinde de daha önce Mayıs ayında X90 seviyesinin altındaki kapanışları tamamladıktan sonra %268'lik bir yükseliş görmüşüz. Ağlatçı doğalgaz hissesine bakalım. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Bu hafta gayet güzel bir yükseliş geldi. Daha önce yaptığımız maliyet düşürmesiyle birlikte şu anda karlı hale gelmiş durumdayız bu hissede. Borusan hissesine bakalım. Borusan hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Borusan hissesinde de Şubat ayında X90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra %2400'lük yükseliş görmüşüz. Gayet iyi. Oyak çimentoya bakalım. Daha önce 2 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. E, enerji sayıya bakalım. Daha önce iki defa alım yaptık. x 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Enerji sayı hissesinde de şu anda e, %6.86'lık karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Kiler Holding. x 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. E, burada da alım yaptığımız noktadan e, şu anki fiyatına baktığımızda %9'luk bir karlılık içerisindeyiz. Evet bir sonraki hissemiz Akçansa. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Zoran listesine geçiyorum. Daha önce 3 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın Zoran listesinde daha önce Mayıs ayında X90 seviyesinin altında kapanışlardan sonra şöyle baktığımızda %190'lık bir yükseliş yaşamışız. İzdemir Enerji'ye geçiyorum. Daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Burada da yaptığımız alımlarla şu anda karlı durumdayız arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Anadolu Hayat Emeklilik. Daha önce 2 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce bakın Nisan ayında X90 seviyesinin altında kapanışlardan sonra şöyle %259'luk bir yükseliş yaşamışız. Vestel'e geçiyorum. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Vestel'de de Nisan ayında X90 seviyesinin altında kapanışlardan sonra baktığımızda %77'lik bir yükseliş görmüşüz. Miatek hissesine geçiyorum. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Burada da Mayıs ayında X90 seviyesinin altında daha önce kapanışlar görüyoruz. Ve sonrasında %707'lik güzel bir yükseliş görmüşüz. Şişecama geçiyorum. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Burada da karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Baktığımızda %4.5'luk bir karlılık içerisindeyiz. İş yatırım menkul değerlere bakalım. Daha önce bir defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Şu anda alım yaptığımız seviyelerde fiyat. Daha önce Mart ayında X90 seviyesinin altında kapanışları yaptıktan sonra güzel bir yükseliş görmüşüz. %327'lik Aksine bakalım. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz ve aynı zamanda karlı durumdayız. Şöyle ortalama e, şuralarda oluruz muhtemelen. Ve %9'luk bir karlılık içerisindeyiz. E, Dohol, Dohan Holding hissesine bakıyorum. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. E, burada da yine karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Baktığımızda %12'lik bir karlılık içerisindeyiz ortalama olarak. Aygaz listesine bakalım. Daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Yine Aygaz listesinde de e, karlı durumdayız arkadaşlar. Baktığımızda %11'lik bir karlılık içerisindeyiz. E, Vestel beyaz eşyaya geçiyorum. Daha önce bir defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. E, burada da alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığımızda e, %7'lik karlılık içerisindeyiz. Koza Anadolu'ya bakalım. Daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde. Herhangi bir reklam yapmıyoruz. Daha önce Nisan ve Mayıs aylarında birkaç defa X90 seviyesinin altında kaldıktan sonra %128'lik bir yükseliş görmüşüz Koza Anadolu hissesinde de. Bir diğer hissemiz Magen. Daha önce 5 defa alım yaptık. Bu hafta güzel bir yükseliş oldu. Şu an henüz karlı duruma geçmedik ama önümüzdeki haftalarda yükselişin devamını beklerim. Eksi ee, 90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ee, daha önce Mayıs ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar olmuş ve arkasından yüzde %131'lik bir karlılık görmüşüz. E, ee, Yeotek hissesine bakalım. Daha önce üç defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Yeotek ya hissesinde de karlılık içerisindeyiz. Şöyle ilk şöyle ortalama olarak şu, maliyetimiz şuralarda olsa yüzde %27'lik bir karlılık görüyoruz Yeotek hissesinde de. E, bir diğer hissemiz Froto. Froto'da daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Gayet iyi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %8.67'lik karlılık içerisindeyiz. Daha önce Mayıs ayında X90 seviyesinin altında kalmış e, ve akabinde e, %89'luk karlılık görmüşüz. Pet kime bakalım. Pet kimde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda x 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığımızda %10'luk karlılık içerisindeyiz. E, tav hava imanlarına geçiyorum. E, daha önce e, bir defa alım yaptık. Şu anda 10 seviyesinin üzerinde. Fiyat geçtiğimiz haftadan bu haftaya yükselişte devam ederken Williams indikatörünün yatay seyrettiğini görüyoruz arkadaşlar burada da bir uyumsuzluk olduğunu düşünerek elimizdekilerin yarısını satabiliriz şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda yüzde bir karlılık içerisindeyiz tav havalimanları listesinde şok marketlere geçiyorum burada da x90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz daha önce bir defa alım yaptık şu anda hemen hemen alım yaptığımız seviyelerdeyiz arkadaşlar daha önce mayıs ayında x90 seviyesinin altında kapanış görüyoruz ve arkasından 143'lük bir yükseliş yaşamışız. Benzer bir yükselişi bekleriz. Brisa'ya geçiyorum. Burada da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda yüzde 14.46'lık bir yükseliş yaşamışız. Aynı şekilde Mayıs ayında X90 seviyesinin altında kapanışları yaptıktan sonra e, ee, şöyle %151'lik bir yükseliş yaşamışız. Brisa hissesinde de. Şimdi koca hissesine geçiyorum. Koca listesinde de daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ee, alım yaptığımız seviyeden baktığımızda e, şu anda %18.59'luk bir karlık içerisindeyiz. Koca listesinde hissesinde de. E, Nisan ayında daha önce X90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Ve o seviyeden baktığımızda %125'lik bir yükseliş yaşamışız. Kocaer listesinde. Ee, tek pen bakalım. Daha önce bir defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Ee, şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %6.34'lük bir karlık içerisindeyiz. Ee, daha önce Nisan ayında X90 seviyesinin altına sarktığını görüyoruz. Ve sonrasında baktığımızda %86'lık bir karlık görmüşüz. Escort teknoloji listesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz. Bu hafta itibariyle kafman hareketli ortalaması olan 45.27 seviyesinde üzerine attı. E, gayet iyi. E, önümüzdeki haftalarda yükselişin devamını bekleriz. E, şu an alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %16'lık karlılık içerisindeyiz. Escort teknoloji listesinde de daha önce Nisan ayında x90 seviyesinin altında kapanışlar görmüşüz ve arkasından %112'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Evet bu hafta listemize eklediğim dört tane yeni hisseden bahsetmiştim. Bunlar Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Gedik Yatırım, kuagranit Kua Granit ve Tat Gıda hisseleri arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bunlara da bir bakalım. Evet ilk olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası. Şu anda X90 seviyesinin altındayız. Şöyle birkaç hafta önce de X90 seviyesinin altında düştüğünü görüyoruz. O zaman listemize eklememişiz. Gözden kaçırmışız. Şu andan itibaren toplamaya başlayabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle hemen işaretimizi bırakalım. İlk alımımızı buradan yapabiliriz arkadaşlar. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası hissesinde. Bakın daha önce burada Nisan ayında X90 seviyesinin altında kapanışlar geldikten sonra %568'lik bir yükseliş görmüşüz. Gedik yatırım hissesine geçiyorum. Gedik yatırım hissesinde şu anda X90 seviyesinin altındayız. Dolayısıyla buradan ilk alımımızı ekleyebiliriz. Daha önce burada da Şubat ayında X90 seviyesinin altında kapanış gördükten sonra şöyle baktığımızda %226'lık bir yükseliş yaşamışız. Bir diğer hissemiz Kova Granit. Burada da X90 seviyesinin altındayız. Şuradan ilk alımımızı ekleyebiliriz. Daha önce mesela Ekim ayında da ekleme yapabilirmişiz. Atlamışız listede görmemişiz arkadaşlar listemizi. Fakat şu anda zaten daha aşağı seviyelerde, daha ucuz seviyelerde daha iyi e, buralardan toplanabileceğini düşünüyorum. E, şöyle geriye doğru baktığımda daha önce çok az eksi 90 seviyesinin altına düştüğünü görüyoruz. Mesela Ekim 2021'de düşmüş arkadaşlar. Daha sonrasında zaten yükseliş geldiğini görüyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attığı zaman da %21'lik bir yükseliş olmuş. Burada da yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Tatkıdağ. Tatkıdağ'da da da eksi 90 seviyesinin altındayız ve ilk alımımızı şuraya ekliyorum. Daha önce bakın Nisan ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlardan sonra Tatkıdağ hissesinde de %129'luk bir yükseliş görmüşüz arkadaşlar. Yine aynı şekilde Ekim ayında da bu hisseyi toplamaya başlayabilirdik. Öyle olsaydı daha önce şurada 1 2 3 ve bugün dördüncü alımımız olurdu. Önemli değil. Zaten daha düşük seviyelere gelmiş. Buradan da toplamaya başlayabiliriz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Birkaç hafta sonra bu hissede de yukarı yönlü hareketler görebileceğimizi düşünüyorum tekrar hatırlatmak isterim ki buradaki hisselerin hiçbirinin mali tablolar analizini yapmadım. Alım yapmayı düşündüğünüz hisseler için mutlaka ve mutlaka bilanço analizleri, mali tablolar analizi yapmanızı öneririm arkadaşlar. Hangi hisseyi alıyorsanız böyle birkaç gün elinize tutacağınız hisseler için bunu yapmanıza gerek yok ama böyle orta uzun vadeli alımlar yapacağınız hisselerde mutlaka mali tablolar analizi yapmanızı öneririm arkadaşlar. Ee, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.